Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros baş şefi ben Umut Reçber. Bugün size Marcot mandalinalı kek hazırlayacağım. Malzemeleri uzun ama tarifi kısa. Hemen malzemeleri saymaya başlayayım ben size. Ana karakterlerimiz burada. Bir kısmını kekin içinde kullanacağız, bir kısmını kekimizin üstünde kullanacağız. Yumurtamız, Migros tereyağımız, vanilyamız, fındık unumuz, badem unumuz, pudra şekerimiz ve nişastamız ve yumurtamız. Soyulmuş mandalinalarımızı ilk önce sıcak suyun içine şöyle yerleştiriyoruz. Aslında dilimleyip servis edeceğim. Ortasındakini sadece şöyle bırakacağım ki bunu dekor amaçlı üstüne kullanmak için veya dilim dilim kullanmak için şöyle bırakıyorum. Diğerlerini tekrar suya şöyle ilave ediyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. O sırada sosumuz için mandalina sularını sıkıyoruz. Kekimizin üzerine jöle amaçlı kullanacağız. Bunu da en son nişasta ile beraber bağlıyor olacağız. Dilerseniz kesip öyle sıkabilirsiniz bizim portakal gibi ama böyle olduğunda mandalina'nın tüm suyunu sıkmış oluyorsunuz. Ya da bu da bir sistem. Şuradan bir şöyle bir elinize bir açıp şu sistemi de çevire çevire kullanabilirsiniz. Kekimizin üzeri için hazırladığımız mandalina sosumuzu şöyle kenara alıyoruz. Diğer mandalinalarımızın kaynamasını bekliyoruz. Mandalinalarımız kaynadı. İstediğimiz renge ulaştı. Bazılarını dilimlememiştim. Kekin üzerine kullanacağım için. Bunları şimdi kenara alıyorum. Soğuduktan sonra robottan geçireceğim. Biz bunu soğuması için dolaba gönderelim. Dolaptan geldikten sonra robotta sos kıvamını getirelim. Mandalinalarımızı dolaptan aldık. Şimdi onları sos kıvamına getireceğiz. Parçalanmasını istemediğimiz mandalinayı dekor olarak kullanacağız. Yaklaşık 15-20 saniye bunun için yeterli. Mandalina suyumuz hazır. Taneleriyle birlikte. Pudra şekerimizi, yarısını, nişastamızı, tamamını, fındık unumuz, badem unumuz ve mandalina suyumuzun tamamını atıyoruz. Yumurtalarımızı birer birer ilave ediyoruz. Geri kalan pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Çırpmaya devam. İnanılmaz bir koku var. Badem unu, fındık unu, mandalina kokusu. Şimdi bunu kek kalıbımıza alıyoruz. Yağlı kağıdımızı kek kalıbımıza yerleştirdik. Sonra kekimizi şöyle biraz daha havalandırıyoruz. Zaten iyi bir kek hamurunuzun olduğunu şundan anlayabilirsiniz. Boşalttığınız kabın içinde zerre kadar kalmıyor. Daha önceki tatlılarımda gösterdiğim gibi şöyle çok hafif her zaman tatlılarımızı zemine vuruyoruz. Artık fırına gitme zamanı. O fırındayken biz de bir yandan mandalina sosumuzu yapacağız. Kekimizi fırına attık. Kekimizin tamamlayıcı olan sos kısmını hazırlıyoruz hep beraber. Sıktığımız mandalina sularını alıyoruz sos tavamıza. Pudra şekerimiz, sosa parlaklık vermesi için tereyağımız. Artık biz bu serilerde keklerimizin üstünde sos kullanmaya çok alıştık. Mandalinalarımızı dizeceğiz, üzerine sosumuzu aktaracağız. Ama ilk önce kekimizi fırından almamız gerekiyor. Hemen ben kekimi fırına alıyorum. Süper bademin kokusu geliyor kekimizden. Şöyle çemberin içindeyken iyice gezdiriyoruz. Kekimizi soğuması için şimdi dolaba gönderiyorum. Kekimizi fırından çıkardık, sonra soğuttuk, sonra dilimledik daha detay görmeniz için. Üstüne ufak da olsa biraz dokunuş yaptık ve servise hazır hale getirdik. Hepinize afiyet olsun. Bu tariflerin devamı için Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.